Tostun yanına kahve yaptığımı unutup bir de ayran yapmışım. İşte bu kadar da temiz bir zihinle başlıyoruz güne. So instead, you should focus on one thing at a time and try to complete that. If you're planning your whole day and like, okay, I'll wake up at this time, I'll go to bed at this time, I'll watch this series at this time. Basically, there is a ton of things that could go wrong. And when your plan in total failed, you feel like, okay, everything has failed. So there is no motivation at all to complete. But if you have only just one thing, like just read 30 pages whenever you want, wherever you want, in any part of the week, then it's highly likely for you to complete this and reach this goal. Maybe like you can reduce all this planning into just like, okay, I'm gonna read 30 pages. And that's all. Or there is another trick actually. And Cuma olunca birebir görüşmeler devam ediyor. Bugün toplantıları biraz erkenden yapıp öğleden sonra yarınki yolculuk için hazırlanacağım. Evet, yarın yolculuğa çıkıyoruz. Yol için hazırlıklar başladı. İşte su, sakız, atıştırmalıklar falanlar filanlar bir şeyler alıyoruz. Yarın sabah erkenden inşallah yola çıkacağız. Rossmann'dan şöyle yan cam, ne denir buna? Rossmann'dan şöyle vantuzlu cam güneşliği aldık. Yol boyu bizim oğlan yanmasın diye. Bakalım işe yarayacak mı? Göreceğiz. Fena olmadı ya. İyi iyi. İyi oldu. Tıraşımı doldum. Yarın yola artık hazırız. İş yerinde ufak acil bir şey çıktı. Tam böyle hazırlıklarımızı yaptık. Annemlerle falan vedalaştık. Gelip tam dinlenecektim ama normalde benden böyle şeyler hiç istemiyorlar. Ve genelde çok rahat çalışma şeyimiz. Yani çalışma düzenimiz. Bazen adam akıllı iş bile yapmıyoruz hatta. Öyle olunca ben de kırmak istemedim. Acil hemen 1-2 saat içerisinde bir şey yetiştirmeye çalışacağım. Böyle şeyler nadir olunca heyecanlı da oluyor. Bakalım yapabilecek miyim? Görüşmek üzere. Babaannemlerde oturuyordum. Markus'tan, bizim CTO'dan mesaj geldiğinde. Böyle APK falan filan diye sorunca ben dedim ki eyvah, bu şimdi şey diyecek yani, hemen yapabilir misin falan filan diye bir şey isteyecek. Ben hani evde bile değilim. Babaannemlerdeyiz, yemek falan yemişiz, hani vedalaşıyoruz. Kusura bakmayın, saç sakal her şey dağınık birbirine girdi. Bu arada tıraş olmuştum ama tabii onun havasını atamadım. Şey yaparım, bir duşmuş alıp. Neyse. Ben dedim ki hadi hemen toparlanın, eve gidelim, işten sıkıştıracaklar. Hissettim onu yani. Yola çıktık. Arabada sürerken zaten mesaj geldi. Ne kadar çabuk yetiştirebilirsin? Ben de ne kadar çabuk lazım dedim. Like now dedi. Yani hemen yapabilir misin? Böyle şeyler çok nadiren olduğu için ve genelde hani iş çok rahat olduğu için ben böyle istekleri pek geri çevirmemeye çalışıyorum. Çünkü zaten yata yata çalışıyoruz yani. Hani arada bir acil bir şey çıkınca da onu bari yapalım kafasındayım. Onu düşünüyorum, öyle düşünüyorum. Öyle olunca da ben dedim ki I'm flattered. Yani övünç duydum. Eyvallah, gözüm kabardı. Ama dedim çok da iyimser olma falan deyip işte 2 saate falan deneyeceğim falan dedim. Hatta şey dedi, 2 saat rekorunu kırabilirsin falan filan bence falan deyip işi şakaya vurdu. Neyse, arabada bunlar oluyor. Eşime yazdırıyorum hatta mesajları, ben söylüyorum, o yazıyor sağ olsun. Eve geldik, üstümü değiştirdim, oturdum. O mesajdan, yani babaannemlerdeki mesajdan sonra 1 saat 1 dakika falan geçmiş. Bir pull request açtım. Hatta o pull request'te de şöyle yarış arabası koydum. açıklama, unit test, hiçbir şey yok. Bam, sadece feature var. Ellerinde de patlayabilir. Başına duruyorum. O söz verdiğim 2 saatin son 1 saatini de, yani ikinci 1 saatini de şimdi deneyecekler. Bug çıkarsa onları çözmek için harcayacağım. Ama baya baya aslında hani kod yazdım yani, öyle şey değil. Hani yalandan 2 tane yer değiştirdim, gönderdim falan değil. Böyle sıfırdan dosyalar falan var gördüğünüz gibi yani. Neyse, çok şükür Allah'a yalancı çıkarmadı beni yani. Güzel, mutluyum. Bakalım ne diyecekler. Baskı doğru uygulandığı zaman çok iyi bir motivator olabilir diyorum hep. Yani şu son 1 saat, şu yazdığım kod günün geri kalanından daha üretkendi.
Hatta yani böyle bir hıza uzun zamandır ulaşmamıştım. Ramazan'dayken falan geceleri bug çıkıyordu. Sahura kadar onları çözüyordum. Oralarda biraz bu hıza yaklaşıyordum ama bu bayağı hekaton hızında iş. Arada bir olunca keyifli oluyor. Gördüğünüz gibi İngilizce öğrenmenin yaşı yok. Hala öğreniyoruz. Bir sürü bilmediğim şu an şey var, muhabbet var burada. Anlamaya çalışıyorum. Bunları bir sırt çantasına sığdırmam lazım. Sabah erkenden yola çıkacağız. Valizi falan şimdiden indiriyorum bagaja. Sabah uğraşmayalım.